Seçim kazandıracak vaatler. Zülfü Şirin 83 yaşında, İnegöllü tonton bir amcamız. Onu tutuklandığında tanıdım. Avustralya'da yaşayan ve 6 yıldır ayrı olduğu eşine ödediği nafakayı yanlışlıkla başka bir hesaba yatırmış ve bu nedenle tutuklanmıştı. Arabasıyla adam yaralayan Maganda bile tutuksuz yargılanırken bir ay ödenmemiş nafaka yüzünden 83 yaşındaki bir amcanın tutuklanması insanları isyan ettirdi. Özellikle de nafaka ödeyen eski eşleri. Onlar artık örgütlendi biliyorsunuz. Kendilerine süresiz nafaka mağdurları diyorlar. Çünkü bir türlü düzeltilmeyen mevcut yasalarımıza göre erkek ve kadın 15 gün evli kalsa da boşandıklarında o kadın evlenmediği sürece nafaka alır. Tam bir pranga. Bunu kadınların bir bölümü istismar edebiliyor ve başka bir erkekle evlenmeyip birlikte yaşayarak nafaka almayı sürdürüyor. Kadınlar aynı şeyi babadan kalma emekli maaşını kaybetmemek için de yapıyorlar. Biliyoruz bu yasaların sebebi kadını ve aileyi korumak. Ama geçmişteki gibi değil artık. Sosyoloji çok değişti, kadınlar hem rahatlıkla iş bulup çalışabiliyor hem de çalışan kadınlara bundan 45-50 yıl öncesi gibi farklı gözle bakılmıyor. Bu yüzden nafaka yasasını değiştirmeyi ya da bu konunun mecliste ısrarlı takipçisi olacağını vaat eden siyasal partilerin yerel seçim adayları seçimden karlı çıkar. İkinci konu başıboş sokak köpekleri tabii, hem de yakıcı bir sorun. Geçen yıl çoğu çocuk 49 kişi başıboş sokak köpekleri tarafından öldürüldü. Yüz binlerce insan köpek ısırmaları yüzünden kuduz aşısı olmak zorunda kaldı. Kuduz aşısı ithalatının maliyetini söylemiyorum, o da ayrı bir bedel. Tabii sokak köpekleri yüzünden okuluna, işine gidemeyen çocuklarla yetişkinlerin yaşadıkları travmanın anlatılması mümkün değil. Hükümetin bu konudaki sessizliğine muhalefet partileri de eşlik etmekte. Çünkü kendilerine ne hikmetse hayvansever adını takan bir avuç köpekperestten korkuyorlar. Oysa sokak köpekleri mağduru ve karşıtı büyük çoğunluğu dışlamış oluyorlar, bunun farkında değiller. Sokak hayvanı diye bir kavram palavradır. Sokakta hayvan olmaz. Hayvan ya evde, ya yaban hayatında, ya da çiftliklerde olur. Başıboş sokak köpekleri hakkında beklenen vaat şu: 1. 5199 sayılı yasanın değiştirilerek sokak köpekleri için barınak zorunluluğunun getirilmesi. 2. Devletin de desteğiyle bu barınakları kurma yükümlülüğü belediyelere verilmeli. 3. Sokak köpeklerinin tamamının bu barınaklarda yaşaması sağlanmalı. 4. Kısırlaştırmaya hız verilmeli. Emekli maaşları. Milyonlarca insanın sorunu. Emeklilerin %50'sinden fazlası 7500 lira alıyor. Benim maaşım da 8000 lira. Milyonlarca insan. Kimle konuşsam binah işitiyorum. Hepsinin söylediği, neredeyse ortak dillendirdiği husus şu: bundan 6 yıl öncesine dek emekli maaşımız asgari ücretten %30 civarında fazlaydı. Bugün tam tersine %30 daha düşük. Bu emekliler nasıl geçinecekler? Ama geçmiş emekli ikramiyeleri ve birikimleriyle 3'ü 5'i bir araya getirerek kirası emekli maaşıma katkı olur diye ev alanlara da ikinci bir darbe vuruldu. Kiralar için %25 sınırı getirildi. İyi güzel de bu emekli çalışmıyorsa ne yapsın? Evet, buna bağlı bir diğer önemli sorun da kiralara getirilen %25'lik sınır. Son 4 yılın kiracı, ev sahibi, emekli, asgari ücretli dengesi. Şöyle düşünün. Diyelim ki emeklinin emekliliğimde bana ek gelir olur diye zar zor aldığı evinde bir kiracı var ve o evi 4 yıl önce 2019'da 1500 liraya kiralamış. 2019 asgari ücret 2050 lira net. En düşük emekli maaşı da 2888 liraydı. Sonra 2020-2021 derken 2022'ye gelindi, evin kirası enflasyon oranıyla 2022'ye kadar arttı. 2613 lira oldu. 2022'de en düşük emekli maaşı 4687 lira, asgari ücretse net 5500 lira oldu ve o yıl kiralara %25 sınırı getirildi. 2023'te ise kira geliriyle geçimine katkı sağlayan emeklinin kiracısının ödeyeceği para 3263 lira oldu. Asgari ücret 11500 lira, en düşük emekli maaşı ise 7500 lira oldu. Sonuç: asgari ücretli 2019'da aylık ücretinin %73'ünü kira olarak öderken 2023'te sadece %29'unu ödemekte. Emeklinin sürekli bir gelir kaybına uğradığını gösteren açık veriler bunlar. Ekstrem bir örnek olsun diye asgari ücretlileri ele aldım ama bu kiralık evde bir öğretmen çiftin yaşadığını varsayalım. Bu öğretmen çiftin evine Ocak 2024 tarihinden itibaren en az 80 bin lira maaş girecek. Peki ödeyecekleri kiranın orantısına bakalım o vakit.
Bu öğretmen çiftin ödedikleri kira aylık gelirlerinin yalnızca %4'ü olacak. Nasıl? Adaletli buldunuz mu? Bulduysanız mesele yok. Fuat Uğur, TV100.